bugün Air Fry'da farklı boyuttaki patateslerin kaç dakikada piştiklerini ve kumpir içinin nasıl hazırlandığını detaylı olarak sizlere anlatacağım. Haydi videomuza geçelim. Patateslerimizin gramlarını ölçtük. Gördüğünüz gibi devasa bir patates. 1052 gram, 793 gram, 651 gram ve 569 gram. Evet, şu ana kadar patates denemelerimizde yaptık ve kaç dakikada pişeceklerini şu şekilde söyleyelim. 569 şu boyuttaki bir patates, 569 gram. Yani 500-600 gram bir patates, şu sondaki iki tanesi yaklaşık 1 saatte hazırdır. Fazla pişmekten bir şey olmaz ama en az 1 saat pişmesi lazım. 793 gram olan 1,5 saat, 1 saat 25 dakika da olabilir. 1,5 saat fark etmez. 1052 gram da 1 saat 50 dakika. Ama ben bunu şu şekilde söyleyeceğim. 1 saat, 1,5 saat, 2 saat. Fazla da pişerse hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi diyeceksiniz ki ya 2 saat nasıl bekleyeceğiz? Hiç sorun değil. Bizim bu Xiaomi'nin 3,5 litrelik air fryer'ında uzaktan bağlantı var. İşe gitmeden önce patatesleri air fryer'a yerleştiriyoruz ve mesela 2 saat kala, eve gelmenize 2 saat kala air fryer'ı çalıştırın. Ama diyeceksiniz ki ya bir tane küçük patatesim var. Bu 1 saatlik, bu da 1,5 saatlik. Kaç saat çalıştıracağım? Bunun içi asla yanmaz, yani fazladan pişebilir. 1,5 saat çalıştırıp 1 saatlik olan çok daha güzel pişmiş olur. O yüzden fazla pişmede sıkıntı yok. Ben askeri süresini verdim. Vaktiniz varsa fazla da pişirebilirsiniz. Haydi patateslerimizi pişirelim ve kumpirimizin içine hazırlayalım. Evet, bakalım kaç adet patatesi içerisine alacak. Ben şu 3 adeti aldırırım diye düşünüyorum. Normalde ızgarasını da koyuyorum ama bütün ızgaraları söktüm. Çünkü patatesleri aldırmak için. Hadi bakalım, hatta yorumlara yazın. Bu alır mı almaz mı sizce son patatesi? Bu iş bu kadar. Evet, sıcaklık ayarımız 200 derece ve 1 saatten fazla 200 derecede çalıştırmıyor. Önce 1 saat çalıştıracağız. Daha sonra yarım saat daha çalıştırdık mı kumpirlerimiz pişmiş olacak. 1 saat pişme süremiz tamamlandı. Söylediğim gibi 1,5 saat pişirmemiz gerekiyor. Bakın, güzel pişmiş ama dediğim gibi büyük patateslerde olduğu için biz 1,5 saat pişireceğiz. Cihazımızda 1,5 saatlik pişme süresi yok. Daha düşük derecelerde 5 saatte var ama 200 derecede yok. O yüzden yarım saat tekrardan pişiriyoruz. 1,5 saatin sonunda patateslerimiz pişti. Yaklaş. Son durum böyle, mis gibi koku geliyor. Kokusunu göremiyorsunuz ama. Bu şekilde gayet iyi pişmişler. Şimdi içini hazırlayacağız. İçini hazırlayacağız. Çok basit işlemimiz. Malzemelerimiz tereyağı, tuz, isteğe bağlı kaşar peyniri ve bir adet karıştırma kabı. Gel böyle. Şöyle video göster kanalda. Şöyle şu düz tarafı bu tarafa gelirse, böyle oval tarafı varsa oval tarafından keselim ki şey olmasın. Müthiş pişmiş. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içini alacağım. İçini kaşık yardımıyla bir kaba alıyoruz. Gördüğünüz gibi dağılıyor böyle, gerçekten müthiş pişmiş. Bu küçük olan patatesimiz 1,5 saat piştiği için çok daha iyi pişmiş.
Diğer patateslerimiz de aynı şekilde. Kumpirimizin içini hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi içini çıkardık ve öncelikle yeter miktarda tuz ekliyoruz. Evet, kumpir ya zahmetli demeyin. Çünkü kumpir ya hadi pişsin de yiyelim yemeği değildir. Keyif işidir kumpir. O yüzden külfetine de katlanmak gerekiyor. Kumpirin püf noktalarından biri de tereyağı. Tereyağı bol olacak. O zaman lezzeti de bol olur. Gördüğünüz gibi tereyağı eklenen yerler böyle kar gibi oldu. Şuralar biraz daha kuru kuru. Ben birazcık daha tereyağı eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha ekleyelim. Kıvamına göre bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Az tereyağı seven olur, çok tereyağı seven olur. Benim gibi bol. Kendi sevkinize göre tereyağı ekleyebilirsiniz. Tereyağımız patatesle karıştı. Gördüğünüz gibi kıvam bu. Tereyağı girdiğinde bakın patatesi ezerken böyle biraz da kurumsu gibi oluyor. Tereyağı girdiğinde ezmesi de kolaylaşıyor. Biraz da böyle püre şeklinde bir kıvam alıyor. Şimdi dediğimiz gibi bu şekilde bile çok lezzetli şu an bu. Şimdi de kaşar peynirimizi ekliyoruz. Kaşar peynirini de herkes sever, sevmez. Ona göre ölçülü miktarda isterseniz hiç koymayabilirsiniz. Ama şöyle güzelce uzasın, kaymak gibi olsun, böyle kıvamı nasıl desem. Yani o lezzeti arıyorsanız mutlaka koymanız gerekiyor. Rendenin ince yeriyle ince rendeledik bunu. Karıştırma işlemimiz tamamlandı. Şimdi ben tuzuna bakmak için bir tadına bakacağım. Tuzu biraz daha olabilir. Lezzet gayet güzel. Artık kaşıkla karıştırayım. Evet, içimiz hazır. Yani patatesin. Şimdi patatesin içini aldık, geriye koyuyoruz. Patatese geri veriyoruz. Patates üzülmesin. Şöyle şu şekilde. Evet, patateslerin içini hazırladık. Hatta o kadar da arttı çünkü ben gerçekten tereyağını ve kaşarını bol koydum. O yüzden arttı.
Yine patatesi yedikten sonra bunu tekrardan patatesin içerisine koyup ısıtıp yiyebilirsiniz. Ki bunları da şimdi ısıtacağız, kızartacağız. 5 dakika daha pişmesi için, üstünün kızarması, kaybettiği sıcaklığını tekrardan kazanması için airfryer'a koyup pişireceğiz. Şu şekilde şöyle hem üstü de kızarması için içi açık bir şekilde yerleştirelim. 200 derecede süremiz 5 dakika. Süremiz başlasın. Kumpirimiz 5 dakikalık pişme süresi de tamamlandı. Gördüğünüz gibi of kaşarı da akmış. İsterseniz 5 dakika daha pişirebilirsiniz. Biraz üstü kızarsın diyorsanız keyfinize göre ve diğer pişmeyenle de karşılaştıralım. Diğerini şunu da çek. Evet, kamerada çok belli olmuyor aslında ama. Evet, kumpirlerimizi ben teker teker airfryer'a koyup tekrardan 3'er dakika falan pişim yaptım. Yani kamerada net belli olmasa da şu şekilde kumpirin haline bakın. Eriyor, bildiğin eriyor böyle, hani dik durmuyor. Eriyip gitti. Kıvam, yani gerçekten kıvam eriyip gitti. Akıyor bildiğiniz. Aradığınız lezzet. Lezzetli airfry tarifleri için kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenin. Hoşça kalın.